Sabah şöyle bir kalktığınızda uyku mandalıyla ilk hedefiniz neydi? İlk hedefiniz neydi? Vallahi benim ilk hedefim buraya gelmek değildi. Evet. Ne? İlk hedefiniz. İlk hedefiniz. Evet. Sabah kalktığınızda, aynaya baktığınızda ilk hedefiniz neydi? Benim karnımı doyurmak. Evet, daha da yaklaşıyoruz. Başka yere gittim, senin şey. Duş almak. Başka. İlk hedef derken, aslında günlük olarak konuşuyoruz. Bugün kalktığınızda ilk hedef itibariyle yanardan çıkmak uyandığınızda. Sonra belki terli bir şeyler giyip banyoya gitmek, elimiz yüzümüzü yıkamak, işte bir duş almak ya da belki de üstümüzü giyip servise yetişmek. Değil mi? Daha sonra buraya geliyoruz. Daha sonra ne oluyor? Burada çalışıyoruz. 7 saat, 10 saat, tekrar servise gidiyoruz, eve dönüyoruz. Ve ne yapmış oluyoruz? Bütün günümüz nasıl geçiyor? Bu şekilde yani. Gerekirse şöyle yoğun geçiyorlar. Akrabalar, diğerler bu şekilde yani. Başka bir yol geçiyor. Geneli bu. Normalde herkesin ne yapacağı belli değil mi? Bu neyi sağlıyor bize? Başka? Hedef arasında düşünüyor. Aslında baktığımızda hayatımız küçük küçük hedefler oluşmuyor. İlk kalktığımız andan itibaren buraya geldik, buradan kalktık, tekrar eve dönmek, hafta sonu geçirmek, küçük küçük hedefler oluşuyor. Peki, sabah kalktığımızda hiçbir hedefinizin olmadığını düşünün. Ne olur? Biraz daha durduk. Başka olur. Demotivasyon olur. Hasta olabilir miyim? Hasta olabilir. Peki yani ne işte benim odam varsa? Hedef olmasa ne olurdu? Sabah karşınızda. Eve açmazdı mı? Başka? Mesut olur. Nasıl hissederdin kendimizi? Mesut olur. Yani aslında baktığımızda hedef koymak bir anlamda kendimizi iyi hissettiriyor değil mi? Yani ne yapacağımızı görüyoruz. Belirsizliği alıyor. İkincisi, hepimizin ortak paylaştığı bir şey var. Aslında bir şey var. Birisi yaşam enerjisi. Hemen hemen hepimizde belli miktarda bir yaşam enerjisi var. Aslında insanın çalışma ve işte hayatını devam ettirmesine sağlayan bir yaşam enerjisi. Bunlar bir sınırlığında sahip. Aynı zamanda olduğu gibi. Zamanda hepimize 24 saat olarak veriyoruz. Ama etkin kullanıyoruz, ama etkisiz kullanıyoruz. Bu yaşam enerjisini daha etkin şekilde kullanabilmek için hedef kurmak etkili değil mi? Hedef kurmak önemli değil mi? Önemli. Yani sabah kalktığımızda bir hedefimiz olmadığında düşünsenize hayatımıza geldiğimizde bir hedefimiz olmasaydı ne olurdu? Bugünlere gelebilir miydik sizce? Ve şunu görüyoruz. Hayatında işte hedef istediğim kişiler ya da hayatında belki bazı hedefleri gerçekleştirmiş kişiler, iyi hedefleri zamanını, kimisi enerjisini çok iyi kullandıklarını görüyoruz. Nasıl oluyor? Tek bir yanıta iyi bir hedef koyabilmek. İyi hedef koyabilmek için de işte biraz önce yaptığımız değerler çalışmasına ihtiyaç duyuyoruz. Eğer hedeflerimiz değerlerimizle ilgili olmazsa bir anlamda başkalarının koyduğu hedefler belki de değersiz hedefler peşinde koşan bir halde anlamsız, işte depresif bir hayata mahkum oluyoruz. Dolayısıyla bir gün arabanın tekeri patlıyor ve yarı yolda kalıyoruz. Kendi koymadığımız hedefler, işte başkalarının koyduğu, işte değerli olmayan hedefler, bunların peşinde koşmaya artık gücümüz yetmiyor. Çünkü bir süre sonra enerjimiz tükenmeye başlıyor. Özellikle yaşam enerjimiz. Yaşam enerjisinin tükenmesi, hastalıklarla olsun, etkisizlikle, işte demotivasyonla, performans düşüklüğüyle çok büyük bir etkisi var. O yüzden zamanımızı, enerjimizi doğru kullanmak hedefler sayesinde oluyor. Hedefler bu açıdan çok önemli.